E, Bülent Bey size bir şey soracağım. Şimdi e, siz Cihan Paçacı'yı da dinlediniz. Dinledikten sonra e, yaklaşımınız ne oldu? Yani Cihan Paçacı gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı benim algısı yaratmasından rahatsız mı? Yani bu sonuca mı varacağız? Yani kendi sözlerinden. söyleminden ben şunu anlıyorum. Bir kez diyor ki zaten ben bunu bir dost ortamında bir gazeteciyle konuşurken söyledim diyor. Bir kamuoyuna dönük bir açıklama olarak yapmadım diyor. Dost ortamında konuş yapılan bir konuşmaydı diyor. Önce onu ortaya koyuyor. İkinci olarak da şunu söylüyor diyor ki mevcut sisteme göre yüzde 50 artı biri almanız gerekiyor ve yüzde 50 artı biri tek başına almanız mümkün değilse o zaman çıkıp siz ben yapacağım diyemezsiniz. Eğer biz bir ittifaksak, bunu bizimle birlikte yapmanız gerekiyor. O yüzden bizim onay vermediğimiz ya da bizim e, politikalarımızı e, içermeyen, bizim desteklemediğimiz şeyleri e, ben yapacağım diye ortaya çıkmanız bu ittifak e, ruhuna zarar verir diyor. Yani bence benim anladığım şey bu. Bu. Peki buradan bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aday olarak öne çıkmasından bir rahatsızlık izlenimi almıyor. Hayır, ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığından bir rahatsızlık değil, sadece dilden, yani, üsluptan evet, rahatsızlık. Evet. Yani e, asıl bence olay e, ya yani ben İyi Parti açısından değerlendirdiğimde e, oradaki tepkinin temel sebebinin ya yani İyi Parti tabanını da e, biliyorum oradaki arkadaşları da gördüğüm şey onlar da çok inanmış bir şekilde Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar ve Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı olmasını bekliyorlar. Şimdi e, Peki seçim... ya bir dakika bu düğüm nasıl çözülecek ya? Bakın... Şimdi İyi Parti tabanıyla parti teşkilatıyla Meral Hanım'ı istiyor. Tamam güzel. Haklılar. Doğaldır. CHP belki Kemal Bey'i isteyecek. Bilmiyoruz. Siz seçimlere iki yıl varken bu iddiadan vazgeçtiğiniz anda şu anda işte hani bu düğün Hakan basituz, Bey söylüyor, çok basit. parti parti yukarı doğru gidiyor, müthiş bir e, tabanda canlılık var, taban çok motive, o motivasyonu kırmamak için e, yani kendi iddialarını da ortaya koyuyorlar. Ben bunu böyle anlıyorum, yani tamamen kendi parti tabanlarına yönelik bir e, hamle olarak düşünüyorum. Yani. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değil yani. Ben kriz derin diyorum ya, hala arkasındayım. Sebebi şu. CHP'nin şu anda eyvallah yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda eyvallah yok. Niye? Bir kez daha söyleyeyim. Birinci tura girildiğinde en çok oyu alacak parti ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci turda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin hiçbir önemi kalmayacak. Doğru. İkinci tura gelindiğinde bir yerde Erdoğan, bir yerde Kılıçdaroğlu olacak. Kazanır kazanmaz o olur bu, bu başka bir tartışmanın konusu. Doğru. İyi Parti'nin böyle bir şansı yok. ya diğerlerinin böyle bir şansı yok. Peki Turgay Güler bir şey soracağım. İlk tur seç, seçimin ilk turu. Hı hı. Kılıçdaroğlu aday, Akşener aday. Evet. Cumhuriyet Halk Partililer evet. dediler ki ya bizim genel başkanla biz Erdoğan'ı ikinci turda e, yenemeyiz. Meral Akşener'le yeneriz dedi ve Akşener'e yüklendi. Ne olacak o zaman? Sürpriz olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu da olabilir yani. Hayır bu sürpriz olacak Çünkü ama. Çünkü böyle tık, bu çok sandıkta bir takım. Bu muha, muhal bir e, e, konu. Bir, ama böyle... olabilir yani bu da. Tamam, olursa bu sürpriz olur. Doğru yani, sürpriz olur. Sürpriz olur. Hatırlıyorum. Ama e, sürpriz olmayacak e, olan şudur. Anketlere bakın. E ee, son Tabii seçime bakış olmayacak olan Ke Kemal, Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu yani yani Doğru. Sizin dediğiniz de doğru da burada İyi Parti'nin derdi şu. Çırpınmalarının sebebi şu. Diyorlar ki. Bak sen siz partinizin adayı olursanız biz de kendi partimizin adayı olarak Sayın Akşener'i gösterirsek, Sayın Kılıçdaroğlu da kendi partisinin adayı olursa normal şartlarda Turgay Bey'in dediği gibi ikinci tura Sayın Kılıçdaroğlu kalır. Normal şartlar. Normal şartlar. Bir sürpriz olabilir o ayrı. Benim dediğim gibi. Evet. Sürpriz evet. olur. Ama normal NŞA kim yaptı? Tamam onu anlıyorum. Ha. Tabii ki Ama bu şartlar. durumda, bu durumda finalde Kılıçdaroğlu olunca seçimi kazanamayız diye düşünüyorlar. Finale Meral Akşener ya da Ekrem İmamoğlu'nun kalması halinde muhalefet seçimi kazanabilir diye düşünüyorlar. Tamam. İyi Parti böyle düşünüyor. Doğru. Peki, ben. Size... O zaman diyorlar buna ya, göre bir Turgay, strateji Turgay Güler ediyorum. de diyor ki. Ve hakikaten de Kılıçdaroğlu alamaz o seçimi. Hayır, Turgay Güler de diyor ki çok gayet net e, aslında önemli bir şey. Bu tartışmadan diyor bir sonuca varamazlarsa en son olarak diyor her parti kendi adayıyla. E çıkacak. doğru. E orada da diyor Kemal Kılıçdaroğlu e, orada da muhalefet kaybetti demek. Dolayısıyla diyor evet. Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü. Eyvallah yok. Eyvallah muhalefet açısından Ben şimdi size kayıp seçimi o. Ben şimdi size herkes yani, Ben evet. şimdi size kaosu söyleyeyim. Kaosu söyleyeyim. Bu bu tabloda diyelim ki e, e, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, e, Saadet Partisi, Temel Karamo, böyle bir seçime girildi. Bu normal şartlar altında ne eşağı? Ben size kaosu söyleyeyim. Hı. Meral Akşener dedi ki bir dakika ya ben aday değilim. Ben Ekrem İmamoğlu'na aday gösterdim. Kabul etmez ki İmamoğlu. Şimdi bunu bilemeyiz bak. Bir dakika. etmez. Bak, Bunu, bak, bir dakika. Bir dakika ama. Şimdi ya ama olur mu partinin belediye başkanı olabilir. bir, Bulur, ama bir ya. müsaade ya. bir yani müsaade siz... edin. Olur. Olur. Yani e, Abdullah Gülü Kemal Kılıçdaroğlu aday göstermeye kalkıyor oluyor da olmadı işte gitti, o da. Denedi ya, yapamadı. Yani yap bir dakika. Ali, ya bir dakika. Ben buna dikkat ederim. Çünkü Ekrem İmamoğlu finale kadar <laughs> o zaman. Şimdi Kalır o zaman. tabii ki. Şimdi Kemal Bey güle söyleyelim. Şimdi Meral Akşener'in Fatih Demesi boşuna değil. Benim algıladığım, o gün de yazdım. Bugün burada şekillenmedi bu kararım. Mansur'la, Mansur, Mansur Yavaş'la, Sayın Mansur Yavaş'la Meral Akşener arasında sıkıntı var. Zafer Şahin daha iyidir. Bunu bir köşeye koyalım. Dedi ki Meral Akşener, biz Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteriyoruz. Hadi buyur buradan yak. Evet, İstifa etti Ekrem İmamoğlu. Şimdi olmaz. Ya bunu, Niye olmasın? Siyasette her şey oluyor. Ya bu yani üzerinde konuşmaya değmez yani. Olmaz Doğru mı abi? Gerçekten. gerçekten olmaz. olmaz mı ben abi? De yani üzerinde yani, değmeyecek bir konu yani, değil. değil yani. Bakın hani böyle de, böyle bir şey Türkiye olmaz yani. Ya. Hayır hep, hep biraz. Bugün bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu şu anda şunu biliyor ki. Rest restir bu. Bir lider adayı olarak <laughs> çıkıyor ortaya. Biliyor ki 2-3 yıl içinde nasıl bütün lider adayları denip algı yaratılıp şutlandıysa partiden, onun da başına böyle bir şey gelebilir. Ve gelebilir. Kalırsa yerinde bir daha da gösterilmez. Onu dedi, bunu şunun dedi, tatile gitti, vat dedi, vat dedi. Onu da gönderir. Bir şey dedi. daha söyleyeyim. Ve bitirirler. Çok önemli. Ekrem Bey o nedenle bu teklifi kabul edebilir diyorum. E, çok lazım. Ya, olur mu çok önemli şey ya? bir şey daha söyleyeceğim ve e, sözü Zafer'e bırakabilirim. Bu söylediğiniz önemli. Yazdım bu dediğinizi de yazdım. Önümüzdeki günlerde gerek Ekrem İmamoğlu ve gerek Mansur Yavaş'la ilgili CHP'lilerin farklı tavırlar sergileyebileceğini, birilerinin çıkıp bir şeyleri faş edeceğini görebiliriz. Sürpriz Yaş olmaz. Bey, ne diyorsunuz? Ya sadece gülüyorum yani. Ya böyle ya. bir şeyin yani, yani ne böyle bir niye, iz var niye ne böyle gülüyorsun? bir şey var. Niye gülüyorsun? Yani burada ben ben size ya, söylüyorum bu siz, siz bunu aday yaptınız. Ya siz bunu gülmediniz. istiyorsunuz bakın. Abdullah'ı aday şey, yapmaya kalktınız. İstediğiniz gülmediniz şey, gülmediniz şey de Cumhuriyet Halk Partisi. Parti CHP'yi Ali, Baba, CHP yani, Ali Babacan'a göre onunla uyumlu çalışacak bir şekilde yani. dizayn ediyoruz. Dendiğinde gülmediniz de Muharrem Sarıkaya yazmıştır onda. Gülmediniz de İmamoğlu'nun İYİ Parti tarafından yani Millet İttifakının bir parçası tarafından aday gösterilmesine ve onun da bunun itiraz etmesine etmemesine niye gülüyorsunuz Tabii. Allah aşkına? Gerçekten gülüyorsunuz. Hani gülerek yani. itibarsızlaştıramazsınız. Aynen. Ben de Neyse, size gülüyorum. Değil. Ya ben siz izliyorsunuz. Hayır yani siz umut ediyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle tartışmalar olsun. Millet İttifakı ya, niye içerisinde böyle bir ben tartışmalar olsun. Cümlem, tartışma olsun. İlk cümlem, ilk baştan ilk bu. Cihan Paşacıya da dedim ya, size bak bunu Bülent tamamlasın. Bu ciddi alanda yerinde Hakan Bey. konu değil yani. Şimdi Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanı seçilmiş partinin üyesi yıllardır parti içerisindeki bir kişi düşünceleriyle partinin bütün ilkelerini taşıyan bir insan kalkacak partisine ihanet edecek bırakacak gidecek orada aday olacak. Ya yani muhalifince şey bu partinin cumhurbaşkanı şey adayıydı. Yani? Çekti gitti anlaşılmıyor şey ya. yani. Muharrem İnci partiye yani aday şey olabilir. Başkan adayıdır. bir şey Olabilir mi? Gitti parti kurdu oluyor da yani, bu olmuyor. Gülüyorsunuz. Harbiden gülüyorum ekran başında insanlar da gülüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi yani? yani, yani. siz bunu Şimdi umut ediyor size, olabilirsiniz ama olmaz. Ne var ki bunda yani? Bey, yani? Somut bir şey söyleyeyim. Ya kriz galiba bizim düşündüğümüzden daha derin. Şu an sosyal medyada İyi Partinin bir sosyal medya çalışması var Twitter'da. iki tane hashtag var. İyi Parti ile mümkün, Meral Akşener ile mümkün diye. Şimdi belli Hı. ki bu İyi Parti'nin sosyal medya evet, çalışmaları. Ben evet, dedim. Benim Söylediğim Şimdi, şey bu. Ben Şimdi ne, ne dedim? Ne demek bu böyle bu var, yani? yani de bu kriz var arkadaşlar. Kriz var. Hayır. Arkadaşlar hep birazdan konuşmayalım. Yani bunun gayet kendi partilerinin Twitter'da reklamını yapıyorlar. Ne var bunda Bunlar yani? Durup Nasıl? Nasıl olmaz? Şimdi Bülent Bey de ellerini iki yana açıp ne var bunda dedi ama bunda çok şey ya var. Ben de tam Bunlar... da bunu söyledim. Dedim ki Heh. parti kendi motivasyonunu kaybetmemek için i̇şte, bu iddiasını ortaya koyuyor. Bundan işte, daha doğal ne olabilir? Partinin genel başkan vekili çıkıp diyor ki CHP liderinin yaptığı açıklamalardan rahatsızız diyor. Değil mi? Tekil konuşuyor diyor. Ortak dil için diyor, ortak çalışma lazım diyor. Arkasından biz yok canım öyle bir şey. Kedidir o kedidir deme noktasına geliyoruz. O anda İyi Parti'nin sosyal medya ekipleri devreye giriyor. Meral Akşener'le mümkün, İyi Parti iktidarında mümkün diye bir e, çalışma başlatıyor. Et, bu, anlamı ne bu, bu çalışma? Anlamı şudur, bu CHP'ye verilmiş bir mesajdır. Biz sizin her dediğinizi yapacak, sizin çizdiğiniz stratejiye uyacak bir parti değiliz. Kendi yol haritamız var. Bizi o kadar da hafife almayın evet, mesajları. Hele stratejileriniz bu. Hakan olamazsın. Bey. Bu kadardır yani. Şimdi efendim. Ben bunu Bu arada derken, kedidir kedi ne ya? Diyorlar ki. Yani. <laughs> bir dakika. Kedi kedi o, kedi kedidir, mühim, mühim, kedidir, Söylediği önemli. Yani bir o bir olay o yani orada. Tabii yani Heh. bugün bu tartışmanın üstüne Hakan Şu anda Sosyal yapılıyor. Medya, bu yapılıyormuş yani. Şu an evet, an ben anladım. görmedim. Sırada, baktım ben o evet, evet, Tamam. Şimdi bence yani bakın. Şey, genel başkan Akşener'in de katıldığı bir çalışma. E mutlaka. Yani, yani Hepsi o da bütün iyi partiler, bütün iyi partiler Hakan Bey. Ama ben onu bir parti çalışması olarak görüyorum. Hayır, Burada ne var? Şu yani? an yapılması bu anlamlı. Bu tartışmanın önemli. üstüne niye yapılıyor hocam? Şu anda bu. Şu evet. anda başlamış. Neyse. Şimdi bakın mesela ben biraz önce İyi Parti başarılı dedim. Herkes zannediyor ki İyi Parti övüyorum filan. Öv ne Hayır. Olur. Öv edebilirsin ne Hayır. var yani? Hayır. O sebeple değil. Ben sonuca ve rakama bakarak konuşurum. Mesela AK Parti de başarılı derim. Evet, 11 seçim dünya rekoru kırmış. Başarılı tabii. Beğenirsin, be oy verirsin, vermezsin. E geçen yerel seçimde de CHP başarılı. Onu da söyleyin. Ya Ankara'yı İstanbul'u biraz Hakan Bey yapmayın. Ya o başarı göreceli bir başarı. Niye ama o göreceli oluyor? E Türkiye'nin 3 büyük şehrinin belediyesine kazanmış adamlar. Yani burada bir başarı yok Ya mı? İzmir zaten devamlı CHP verir. Mersin'i var, Antalya'sı var hepsi. Yani Mersin sürekli ya el şimdi. değiştiren bir kent. Geçen seçim MHP kazanmıştı ya. Hani şimdi so somut bir başarı ondan var ondan orada. Mersin önce CHP'deydi. Hakan yıllarca Macit Özcan'daydı. Mersin el değiştirir. Mersin başarı değil. Antalya Bak değil. Hakan Bey, yerel seçimde bile AK Parti'nin oyu 52,5. MHP ile birlikte. CHP'nin oyu 29. Açın bakın sonuçta. Tamam biliyorum da. Ve bu 29 HDP ve İyi Parti destekli. Bunun neresi başarı? Allah aşkına. Göreceli bir başarı bu. Siz büyük şehirlerde HDP ve İyi Parti size oy vermiş. 29 Hı. olabilmişsiniz. Neresi başarı bunun ya? Ankara'yı Mansur Yavaş 2014'te alıyordu. Az kalsın. O Mansur Yavaş'ın başarısı. Ankara'da seviliyor. Ya, CHP adına girmiş o zaman AK Parti... Yavaş bağımsız da girse aynı oyu alabilirdi. E ama oyu şimdi alabilirdi. böyle bir şey e, söylemiyor. Ya, iş, ya bu benim söylemim. Be <laughs> yani inanırsınız Be inanmaz. Beğenmiyorum bunu. <laughs> Peki. Hakan Bey sağdan da başlasa, yukarıdan aşağıda da başlasa CHP başarısız. CHP Kemal değil. Kemal Bey başarısız. CHP değil. Yani... Kemal Bey başarısız. Kemal Bey'in alakası var. Yerel seçimde o iradesini göstermiş. Tane, Kemal Bey'e git demiş. 11 tane 90 tane ile ilan imza geri çektirilmiş. 11 tane <laughs> büyükşehir belediye başkanlığının kazanılmasında Kemal Bey'in büyük bir başarısı var. Yani ya ya ne kadar yok Allah derseniz yok. o denklemin yani. kurulmasında şey, o kurgunun yapılmasında şey değiştirmez yani ya bakın ya tamam, bu ittifakı de, Bülent bu Bey söylesin. millet ittifakının şey adayı kim sordunuz. olsun? Geldi. Millet ittifakının adayı kim olsun Bülent Bey? Efendim, Onu söylesin. Ya bana bir şey sordu Hakan Bey. Bir saniye müsaade edin ya. Bakın bu arada siz yerel seçimi güzel süsleyip anlatıyorsunuz. Ma eyvallah. Ya ben anlatmıyorum. Ortada tamam. sonuç var ben ya. Söyledim ortada sonuç bravo güzel. Ortada sonuç var ya. Tamam 52'ye 29 iyi bir sonuç. Bravo. Olabilir. Ben size diyorum ki 11 yıldır gerçekten rekor olan kırılmış bir mağlubiyet rekoru var ortada. İktidar 50 almış, siz 25 almışsınız. İktidar 48 almış, siz 24 almışsınız. İktidar 40'a düşmüş, siz gene 21'e düşmüşsünüz. Ya bu bir dünya rekorudur be. Bunun arkasından bir yerel seçimde o da Türkiye geneli 52 52.5'a 29 bitmiş. Tamam orada başlamışlar işte iktidar çıkışı. Devam edecek mi zaten? Evet devam edecek. Tabii Kemal Bey aday olursa bakın devam eder mi etmez mi görürsün. E göreceğiz yani hep beraber göreceğiz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu ekibiyle nereye geleceğini hep beraber görürüz. Siz bana ne sormuştunuz Hakan Bey? Kısaca ona cevap vereyim de. Be. Allah ben de unuttum Hakan Bey. Yani 11 sordum. mağlubiyet almış birisini bize başarılı diye anlattıkları zaman o trajedi ve komedi olur. Gülerim sadece. Siz bana şey sordunuz. Vallahi unuttum öyle bir konu İyi Parti ile ilgili dediniz ki ya bu çalışmayı diyorum. E, nasıl diyorum? Sosyal medya ha. çalışmasını. Bakın. Ya öyle, ben de unuttum. <laughs> Domine edici bir tarzınız var ki Fura bakmayın. gerçekten. Özür dilerim. Kötü bir tamam. şey değil, güzel bir tavır. Tamam. Güzel bir tavır ama hani sonuçta efendim moderatörü şimdi Bakın ben biraz evvel laf şuradan geldi. Paralize oldum yani. İyi Parti hani Övüyorum gibi zannediyorlar. Hayır, ben sonuca bakarak söylerim. Matematiğe bak. Hayır, siz dedim. bu çalışmayı, orada kalmıştım. Sosyal hayır, sosyal medya çalışması. Tamam, oraya geliyorum. Onunla ilgili ha. bir şey söyleyeceğim. Şimdi İyi Parti'nin söylediğine niye bakıyorum biliyor musunuz? Niye başarılı dedi? Çünkü gerçekten ortada bir başarı var. Siz iki yıl önce kurulmuş bir parti. ister 13 olsun, ister 15 olsun. Eski başbakanlar yarım alıyor ya yüzde yarım bir alıyor. Şimdi başarılı bir partinin siz kurmaylarına mı kulak verirsiniz? Yoksa dünya mağlubiyet rekoru kırmış bir partinin kurmaylarına mı kulak verirsiniz? Şimdi İyi Parti bu konuda bir tavır koyuyorsa muhalif seçmen adına, Türkiye'deki muhalefet adına bir dikkat ederim niye bunu diyorlar diye. Dikkat ettiğimde de Zafer Bey'in söylediği son kampanyadan sonra da şunu görüyorum. İyi Parti ısrarla ve gayretle çırpınarak diyor ki Sayın Kemal Bey ortada iktidarı devralabilecek, değiştirebilecek üç tane halkın tercihi olan aday varken siz 3 aydır kendi adaylığınızı açıkladınız, belli etmeseniz de. Bunu yapmayın diyorlar. Kazanabilecek adamları öne sürün diyorlar. Kemal Bey de genel başkanlığı kaybetmemek için sonuna kadar adaylığını sürdürecek. Kemal, Kemal Bey. Asla kimseye tabiiz. Kemal Bey. Efendim bu büyük, benim fikrim. Çok büyük Yaşarız büyük, görürüz. Siyasi e, taktisyenlik ortaya koyuyor. Tabii ki bravo. Ee, tabii. Dünya malübet yani, rekoru zaten bakın, oluşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %20'lerde, 25'lerde oy alması Kemal Bey'e bağlı olan bir şey değil. Yani bu Tabii ki Kemal Bey'e bağlı. Ecevit gibi bir, adam geldi, 42'ye çıktı. Bir yani. sürü bak 1977'den sonraki seçimlere baktığınız zaman da yüzde Erdal'ın öne 30'a çıktı yani. %30'un evet. üstüne çıkamayan bir e, gelenek var yani. 30 aldı işte işte, i̇şte Erdal. Bakın yönüyle. Kemal Bey de e, bu Ki dönemde, Erdal İnönü bakın, politikacı bu, olmadığı halde Kemal ceketini de, asarak oturdu. Bakın Kemal Bey rahmetli. de büyük bir e, siyasi hamleyle Ya siz nasıl oluyor inanamıyorum. Dünya mağlubiyet rekoru kırmış. 11 seçim mağlup olmuş bir insana bağlı değil diyorsunuz bu mağlubiyetler. Bakın ben size somut kanıt koyuyorum. Bülent Ecevit'le 42'ye çıkmış. Erdal İnönü'lü 30'a çıkmış. Deniz Baykal'dan 25 görmüş. Deniz Baykal'ın oyunu bile geçemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bana anlatıyorsun. O dönemde, 11. o dönemde. Allah Allah ya. Bak, konu bu değil. değil. Ben bakın, size siz, cevap vereyim. Siz siz Kemal Bey ömrünü, biat şey etmeye siz, devam edin. Hayır muhalefette bak. ömrü billah muhalefette kaldı. Siz kalsın. seçim araştırması yapıyorsunuz. O dönemde Hı. HDP diye bir parti yok. Orada ciddi bir Cumhuriyet Halk Partisine gelen bir oy vardı. O oyla birlikte CHP düşün. döneminde. Tabii CHP döneminde söylüyorum yani. Ee, ne zaman düşüş başlamış? CHP'den ayrılıp başka bir parti kurunca parti e, oy kaybetmiş Hayır yani canım, DSP, e, onlarla eyliyorum. de onlarla ya bakın o rakamları ben iyi Ya bilir. bakın ben tamam de, işte biliyorsunuz da. da niye söylemiyorsunuz onu söylüyorum. Yani, HDP'nin desteği olmadan nin DSP nin ve CHP 40'ları buldular toplamda. yüzde %30'unun içinde ne, ne, var ne var yani? Onu onu söyleyin. CHP niye? Ya 20. o 30 Kemal olarak CHP'nin tamam ben peki Kemal Bey başarılı olarak olarak ben size cevap verdim. Ya bakın başarılı, ya başarılı, başarılı, tamam musunuz? kabul ettim. Çok başarılıydı. Şu anda bir ittifak kurmuş ve Hı. bu ittifak devam ediyor. Ya o bu, yıldır 50 bu ittifak 50 tane vaatle geldi. Bu, bu seçim ittifak değişiyor diye. AK Parti'nin 21 yıllık 22 yıl e, bulacak iktidarına son verecek bir ittifak e, bu aşamaya getirmiş. Büyük şehirleri kazanmışlar ve şu anda da Kararlı bir şekilde belli ilkeler tamam, etrafında bravo. bir aradalar. Eyvallah. Ve burada bunu yap, ya, yapan Kemal ettim, Bey tamam. olduğu için de başarılıdır tamam. diyorum. Bravo, başarılı. Eyvallah. Başarılı. Ortada bir seçim olmadığına Aynen. göre de tamam. henüz Millet İttifakı'da tamam. kimseyi aday göstermediğine göre tamam. siz Kemal Bey'i ya kendisi aday oluyor işte diye suçlayamazsınız. Belki olmayacak. Peki, tamam. Yani seçim da, takvimi o zaman belki olmayacak ben. yani. Efendim tamam Bülent Bey, çok başarılı Kemal Şimdi, Bey. Şimdi e, Ali Aydar Fırat... Hı. E, Arkadaşımız biliyorsunuz onun bir haber sitesi var, e, Politik Yol diye. Şimdi oraya baktım, Ekrem ile bir röportaj yapmış. Yarın diyor Türkiye bu röportajı konuşacak diyor. Ben de daha önce başka kaynaklardan bu röportajda bir mesaj verileceğine dair bilgi almıştım. E, orada herhalde Ekrem Bey'in bu bütün bu tartışmalarla ilgili bir e, bazı şeyleri dengeleyebilecek bir açıklaması olabilir diye tahmin ediyorum. Nasıl ben yani açıklamayı size ben ben söyleyeyim. Bey. Aday değilim diyebilir ya da başka açıklamayı bir şey diyebilir. Açıklamayı şimdiden söyleyelim. Adayım derse ne olacak peki? Efendim açıklamayı Aynı şimdiden söyleyelim. Aynı mı olacak? Az önce ya dedi. Hakan Nasıl ihanet eder dedi. Hı. Adayım biliyorum demez zaten. Beylerçilik <laughs> Beyler yok yani. Demez ne, bence dedim. demez. E, Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceğini nereden biliyorsunuz? E, biliyorum. biliyorum. Buyurun söyleyin o zaman. Sayın Genel Başkan'ın e, inisiyatifi dışında bir hareket yapmam. Kendisine saygım var diyecek partimiz hangi yönde karar verirse ben o yönde hareket ederim diyecek. Diyecek Aa, o bu. Sizin tahmininiz mi bilgi mi yani röportajla ilgili? Ee... Tahmin diyelim. Parti disiplini bir zaten bunu gerektiriyor. Evet. Kaçırdı. Bütün üyeler bunu söylemek zorunda. Evet evet. Bütün bunu söylemek mevzupları. zorunda yani. Ya bunu başka de ne çıkamam, zaten yer ya? Ben ne diyecek yani? yani ba baş, baş kaldırıyorum. Varım benim farkıma diyecek hali ha. yok adamcağızın yani. <laughs> Böyle bir şey nasıl söyler ki? Çıkıp ben adayım nasıl diyebilir ki? Kendisine bir görev teklif. Hayır edilir. belki de şimdi önce Ankara'da onu yapması lazım. Da, lazım Ankara'da yani. da Mansur Bey şöyle bir açıklama yaptı ya Kemal Bey'e rağmen bir şey yapmam diye. Belki de yani Kemal Bey hani beni bir göreve getir dedi. Herhalde Ekrem İmamoğlu da. Kararı Kemal Bey'in vereceğini ifade eden Yalnız Zafer Bey, demin size cevap vermedim de, Ankara Büyükşehir'e e, her konuşmanızda bir şekilde bir sataşmanız oluyor. Yani cenazesi ortadan kalan CHP'li mi var? Ya da cenazesini kaldıramayan CHP'li mi var? Ya? Bülent Bey, bunlar sataşma değil, bunlar bir gazete hayır, hayır, bana bakın, yansıyan şeyler. Ya, bu, bu, bakın, böyle bir şey yok ya. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında, örgütünde... Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Bey'e ulaşmak isterse çok rahat ulaşır. Peki, Ankara, ya sadece CHP'liler değil, Ankara'da, Ankara'da hangi vatandaş Ankara olursa CHP olsun. CHP İl Teşkilatı'nın Büyükşehir'den duyduğu rahatsızlığı genel merkeze iletine dair, özel toplantılar yapına dair bilgiler size ulaşmıyor, Ulaşmıyor. CHP'nin meclis üyelerinin başkanlık Peki. katına alınmadığı bu konuda CHP Genel Başkanı... Ben her gittiğimde şikayetler, CHP şikayetler. meclis üyelerinin başkanlık katında olduğunu gördüm yani. Ya Bülent Bey bakın... <laughs> Sizler demin Hakan Bey de onu yaptı. Ya bir noktada meseleye çok yanlış bakıyorsunuz. Bakın istiyorsunuz ki bizler sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde kalalım. Siz Ama doğru parti, değil yani. bakın ot Diyorsunuz ot ki partiyi, ben CHP'lilerle konuştum. Ben öyle bir şey ce, ya. Cenazemiz olsa bakın. Mansur Bey'e ulaşamayız ya, ya Olur mu böyle bir Mansur şey ya? Mansur Bey'in ben adını bile anmadım ya. Yani, yani. Cenazemiz olsa telefonu kaldırıp konuşacağımız kimse bulamıyoruz diyor insanlar ya. Ya kimin ben, cenazesi ortada kaldı diyorum, diyorum ya, ben de. Ya ne bileyim işte onu da onlara sorayım. Ya yok böyle bir şey yani. Ama şöyle söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Ya Bülent Bey kimliği itibariyle bunu yapabilir. Şimdi şöyle bakın. Ne yapayım? Ya siz karşı taraftan... Cumhurbaşkanına AK Parti'ye hükümete her türlü eleştiri yapıyorsunuz. Tabii ya ki yapacaksınız. burada iki saattir Tabii CHP konuşuyoruz ya. ya. AK Parti ile ilgili bir tek hakkınız. şey konuşmadık ya. ya. Biz Cumhurbaşkanıyla ilgili bir tek sizin... şey konuşmadık. Bakın Bülent. Bey. İktidarın ya icraatlarıyla ya. ilgili bir tek şey konuşmadık ya. ya. Benim derdim bu Gerçekten benim konuşmadık şey değil. yani. Hayır şu var. Ya karşı görüşlere de biraz saygınız olsun. Ya karşı biraz... görüş yok ki zaten bir görüş var yani. Nasıl bir görüş var ya siz dile getiriyorsunuz işte. Ama Siz yani konuştuğumuz şey belli. Hayır ya. ben şunu söylüyorum. Olabilir Bülent Bey. Bazı şeyler varsa ve bunun üstünü örtüyorsak o sorunun yok olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar konuşulsun ki bir sorun varsa belki o mercilerde bunu düzeltme yoluna gider ya. Meseleye biraz böyle bakmak lazım. Şimdi Hakan Bey diyor ki ya bütün gazeteciler Kemal Bey'in olması istiyor. Demek ki burada bir şey var. Ya öyle bir şey yok. İnsanlar fikirlerini <laughs> söyleyebilirler. <laughs> Hakan diye söyledim. Hakan, Hakan Bey'in bakış açısında çok yanlışlık ya yok yani. Sabah Eğer bakarsanız ama iktidara akşam, yakın gazeteciler bakın, ısrarla Kemal akşam. Bey aday olsun diyorlarsa bakın. doğrusu ben de biraz kuşkuyla yaklaşıyorum. E o zaman başarısız Ya kesinlikle yani. O zaman ya, <laughs> o zaman, yani. o zaman, ya bu edelim. işte bir iş vardır <laughs> dedim yani. bey? Yani, abi, bu işte bir iş vardırdım ya. ya. yani, yani gerçekten. Bakmayın. Hayır. Ya, ya siz ama doğru söylüyorsunuz. Ya. ya Sizin, yani, şu sizin da. Kemal Bey lehine, CHP lehine bir şey isteyeceğinizi ben düşünmüyorum yani. ben bir şey, <laughs> <yani. istiyorum>. <gülüyor> ben <gülüyor> bir şey <laughs> söylüyorum. Demek ki siz, siz yani. hiç <laughs> objektif bir insan değilsiniz. i̇nsan hayır, ben objektif yani. bir yok insanım abi. da. Abi. Siz değilsiniz ya. Yapma Allah Siz değilsiniz. Ben objektif ama siz değilsiniz. Şurada size bir şey söyleyeyim mi? Üstünüze gelmek istemiyorum da. Bugün bu akşam hırsınızı çıkartacağınız kişi ben değilim. Hayır sizinle tamam. alakası yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mesaj vereceksiniz ya benim üstüme gelmeyin. Ya gelmedi. benim mesaj verme ihtiyacım Bey, yok. Ya siz avukatısınız. Yani i̇htiyacım arkasında yok. Durmak zorundasınız. Oraya vereceksiniz. Hayır, Hayır, avukatlığını yapıyorsunuz. Mesaj vermeye ihtiyacım bunun için, yok. Bunun için bir maaş alıyorsunuz. Hayır maaş almıyorum. Bedava mı yapıyorsunuz? Bakın. Evet. İnsanlar evet. Avukatlığı bedava. Bedav. Evet, bedava. ben biliyorum. Tamam eyvallah. Evet. Avukatlığı yapıyorsunuz. ve burada onu savunabilirsiniz. Artı benim. Ama şu var. Mansur Bey'in benim savunmama ihtiyacı yok. Ne Zafer Şahin ne ben ya da yani işte, sokakta 10 kişiyi çevirseniz 9'u zaten Mansur Bey'i çok başarılı buluyor. Yani. Tamam. Ne zafer şahin ne ben ne bir i̇şte bu başkası. Tek Projeleri sayamıyor. İşte o da iyi. Gerek yok. Demek Gördünün ki proje yapmadan, ortaya koymadan biris. da çok başarılıyız yani. yani. Şu budur, Doğru. Haklı. Biz biz Kemal Kılıçdaroğlu ben bir hakikatten bahsettim. Teknik bir şey söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değildi. Teknik. Ancak böyle olur dedim. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir, başkası da olabilir. Ya ben ne, ne ya? Yaptım, beyler, Kim olursa olsun. Hayır, Mesele abi. şu. Ya, eğer sen ben, şaka ben ya. bak bir CHP'li Vallahi şaka Bakın bir CHP'li ben Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun dedim diye. Zafer Şahin Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun dedi diye. Aa ben artık Kemal Bey'e şüpheyle bakıyorum. Kemal Bey değil. ...sizin bu söyleminize şüpheyle bakarız. Bu... Ama nedir, ne yaptın? Beyler. Kemal Bey'den Kusura bir şüphem yok yani. Artık. Ama o anlama geliyor. Vazgeçiyorsunuz. Yani. Ve tebrik alıyorsunuz. Açık. Tokalaşıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan... ...biz aday olsun dedik diye... ...vazgeçiyorsunuz ve tokalaşıyorsunuz. Ya vazgeçmedi o da. Espri yaptı Allah aşkına. Bakın ben diyorum ki siz Esprin böyle diyorsanız... O. ...bunun altında bir şey vardır ben diyorum biliyorum ya. ki Ben biliyorum ki... ...şu anda Bülent Bey'in gönlünden... ...Kemal Kılıçdaroğlu değil... Mansur Yavaş'ın adaylığı geçiyor. Değilse yalansa yalan desin bana. Bakın ben kazanacak kişi. Yalansa yalan desin. Bakın kazanacak kişi kimse Ama benim Kemal gönlüm Kıristar ondan yalan. Ama da savunmak zorunda. Çünkü CHP'nin genel başkanı burada Bey da ben net size o söylüyorum. Bakın bir şey söylendiğinde bir tavır Turgay almazsa Bey, ben size çok bunun neticeleri net olacağı için bakın mecburen savunuyor. Yoksa Hakan Bayrakçı'dan farklı düşünmüyor Bülent bak, Bey de. Bak. Turgay Bey ben net size söylüyorum. Kim kazanacaksa benim gönlüm ondan yana olur. Çünkü mevcut e, siyasi iktidar ülkeyi getirdiği nokta itibariyle bu ülkede gençler, Ülkede kalmak istemiyor. Gençler İstanbul'da otobüs Bakın, itiyor Bülent Bey. Ya gençler bırakın bunları. Gençler İstanbul'da otobüs itiyor. Bırakın gençlerin, bırakın bunları. Onlar önemli değil gençler bunlar. Gençler bu ülkeden bunlar. gitmeye çalışıyorlar. Gençler İstanbul'da otobüs Gençler bu otobüs ülkeye itiyor. dair umudunu kaybediyor. İnsanlarla konuştuğun zaman karamsarlıkla bakıyorlar. Kim, kim bu insanların bakıyor? tekrar bu ülkeye dair umutlarını yeşertmek için sosyal bu iktidarın değişmesi lazım. Bu iktidarı bunlar, değiştirecek olan kimse benim gönlüm ondan yana olur. Bir ara verelim. Bir ara verelim. Bir sakinleşelim.